Nazmiyeciğim. Ay tatlım. Çok güzel olmuşsun. Çok güzel görünüyorsun. Gerçekten mi? Teşekkür ederim. Daha bu elbise ya pek ya güzel de ya olmamış galiba. Böyle karalar bağlamış gibi. Yapmayın ya. Olmuş gibiydi sanki. Yok sen çok güzelsin. Makyajın falan da çok güzel de. Dur, dur, dur. Ben halledeceğim şimdi. Hah. Evet. Ha, budur. Ah, ah, bunu giy hadi. Yani böyle çok merak ediyorum ne olacak. İçimde nedenini bilmediğim bir sıkıntı var. Aa, neymiş o? İşte nedenini bilmiyorum dedim ya Latife Hanım. Ne bileyim yani babam nasıl oldu da böyle bir anda pat diye kabul etti her şeyi. Bir sıkıntı çıkmasın aşağıda. Yok yok çıkmaz. Ama baban seni sevdiği için kabul etti. Ama babalar böyledir. Kızlarını öyle kolay kolay vermezler. Naz niyaz yaparlar, kapris yaparlar. Ama sonra razı gelir. Hadi merak etme sen. Hadi giy. Hadi. Hadi. Hadi tatlım. Ne yapıyorsun ya sen gece gece? Ha? Eski plaza günlerini mi iade ediyorsun? Yalnız böyle gömlek giymekle beyaz yakalı olunmuyor söyleyeyim. Çok acelem var, seninle uğraşamayacağım Erdem. Ne demek acelem var ya? Neye acelem var oğlum? Sen hakikaten niye böyle giyindin ya? Oğlum ne işler çeviriyorsun sen? Neye bakayım? Yoksa düşündüğüm şey değil, değil mi? Hadi görüşürüz. Düşündüğüm şey değil, değil mi? Anam! Düşündüğüm şey değil, değil mi? Aa! Aa! Düşündüğüm şey değil. Osman, bir bak bakayım nasıl görünüyorum. Seni istemeye geldiğim ilk günkü gibi. Yani her zamanki gibi çok güzelsin. Acaba diyorum ki seni ben bir daha mı istesem kız? Ha? Beni sana verecek kimsem hayatta kalmadı ki artık Osman'cığım. Olsun, ben de seni senden isterim. Benim kapılarım sana her zaman açık kocacığım. Yalnız çikolata sütlü olsun, çiçeğe lüzum yok. Bitter. Yok yok yok. Bana bak şaka maka. Namzet ya daha çok direnir zannediyordum ben. Ciddi ciddi şimdi kızı Anıl'a veriyor mu yani bu? Ne yapacaktı başka? Mecbur verecek. Seven gönülleri ayırmaya kimin gücü yeter? Alo. Neticede Nazmiye koskocaman kız. Bizim ailen gibi küçücük değil ki. Küçük. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dur senin şu kravatını bir düzeltelim. Vallahi kız babası olmak çok güzel bir şey ama İçin bir de böyle bir tarafı var Steve Efendi. Tabii sen robot olduğun için bütün bunlardan habersizsin değil mi? Oh ne güzel. Yapay mapay da olsa ama senin de bir zekan var tabii oğlum. Anarsın bunları değil mi? Anlaman lazım yani. Ama sen nereden anlayacaksın? Ya? Nereden anlayacaksın? Senin saçların beyazlamaz ki. Yüzüne yılların çizgileri oturmaz ki derin çizgileri. Gözlerinin ışıkları feri gitmez ki. Gün gelir hayatın kısa bir yolculuk olduğunun farkına varırsın. Hem de yolcu olarak değil, yolun bizatihi kendisi olduğunu son durakta anlarsın. Ay.
Tamam, tamam. Ağlamayacağım. Neticede ben yenilmez, yıkılmaz, koskoca namzet Horantay'ım. Alo. Benim güzeller güzeli sevgilim ne yapıyor? Heyecanlı mısın? Ne heyecanı Buğra ya? Sanki beni isteyecekler. Aşkım vallahi sanki seni istemeye geliyormuşuz gibi çok heyecanlıyım ben de. Tamam yani sıramızı kaptırmış olabiliriz ama. Sonuçta çok yol kat ettik. Babalarımız dünür oluyor, artık bir engel de kalmadı. İnşallah bir aksilik çıkmazsa. Çıkmaz aşkım, sen güven bana. Baban artık ikimizi de biliyor. Damadı olacağım fikrine de alıştı. Ne aksilik olabilir ki? Yani bundan sonraki merasim bizim için olacak aşkım. Hazır ol buna. Ben dünden hazırım. Bu arada sen akşam getirdiğimiz çiçekle çikolataya iyi bak. Onları ben seçtim. Hem böylelikle ne alman gerektiğini bilirsin. Vay, sen bizim için hazırlandın demek ki. Aşkım, bana bir fotoğraf atsana şöyle gözüm gönlüm açılsın. Olmaz. Gelince görürsün. Bak vallahi. Şimdi heyecanım daha fazla arttı aşkım ya. Bana bak. Çok güzel olma öyle. Ben sonra seni görürüm, düşer bayılırım falan. İsteme merasimi iptal olur aşkım. Buğra. Buğra ne yapıyorsun sen? Ha niye hazırlanmadın hala? Kalk tamam. Yataktan hadi. Tamam. Hadi giy. Tamam. Giy hemen. Tamam anneciğim ya. Güzeller güzel annem, tamam hadi. Ya hadi diyorum ama. Anne sana hadi, tamam geliyorum. Geç kalma hadi. Tamam kapa kapıyı. Hemen diyorum. Aşkım benim hazırlanmam gerekiyor. Kapatıyorum, akşama yakışıklı olmam lazım. Tamam. Kızdırma Latife annemi. Hadi koş hazırlan. Tamam. Hadi yaptım. Aylin, kızım hazır mısın? Hazırım anne. Maşallah sana. Ay sana maşallah aşkım. Ay, nasıl? Hadi çıkalım artık. Ha tamam, tamam. Ya bir şey unuttuk mu biz? Ben tam aynısını diyecektim. Böyle bir şey eksik gibi. Sanki. Ne ama? Ne oldu? Buldum. Ne? Damat eksikmiş. Osman amcam. Anıl. Aylin. Anıl abi. Hülya teyze. Anıl. Ya Amerikan filmi gibi oldu. Hadi bırakın tıraşı. Hadi tamam. Şu tamam, çiçeği, çikolatayı sakın unutma. Anıl abi çok ağır. Sağ ol Osman'cığım. Sakin olun ya. Allah Allah. Tamam, siz gidin açın kapıyı. Şu kızım sen ne yapıyorsun? Hayırdır ne diyorsun? Otur. Sen kıymatlısın ya oğlum. Sen otur. Sen esas kızsın sen. Otur. Oğlum yavaş. Yavaş oğlum Buğra. Tamam. Aç. Hadi aç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun İlya teyzeciğim, hoş geldiniz. Günler size ustacığım. He. Dikkatli ve temel olun. Size kırmızı terlikler İlya teyzem. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Osman amcam hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Yarın da böyle çiçek bir şey. Oğlum. Ne Şoran Hanım hoş geldiniz. Hadi gel. Hadi sen damat. Sen de gel. Hadi. Gel sen de gel. Ne yapıyorsun? Dua etsin, ben o ağzına bunu mu kırmıyorum? Hadi. Sakin ol. Sen geç. Geç. Hı. Latifem. Sağ ol kızım, sağ ol. Hoş geldiniz. Osman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hülya'cığım hoş geldin. Hoş geldiniz Hülya bacım, hoş geldiniz. Hoş geldin kızım Aylin'cim. Ay hoş teşekkür ederiz. Ay çok güzel. Hoş geldiniz.
Şişt, sen oturmuyorsun kanka ya. Neden, cezalı mı? Usuldendir, gelin oturmaz. Daha daha nasılsınız bakalım? Vallahi iyilik sağlık ne diyelim işte, adettendir yani iyi demek. İyiyiz. Siz nasılsınız Osman Bey? İyisiniz inşallah. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Siz nasılsınız Hülya bacım? Çok şükür iyiyiz. Aman Allah iyilik versin. Siz nasılsınız güzel kızım Aylin'cim? İyiyiz Namzet amcacığım, siz? Ben de iyiyim, biz de iyiyiz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Kahvelerinizi nasıl alırsınız? Sade. Az şekerli. Ben de bir orta alırım. Şekerli. Nazmiyeciğim, biz bir seninle mutfağa gidelim. Hadi Ayşe Melek'ciğim kalk sen de, ödevlerini tamamla. Herkese iyi akşamlar de bakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar dedesinin buldum. Buldum. Ne kadar görmüş saçı ya. Baksana nasıl yakışmış değil mi iki taraftan? Cidden bin benim ya. Bu ne ama artık ya? Biri sade, biri orta, biri az şekerli falan inadına yapar gibi. Aman hepsini orta yap gitsin işte ya. Nereden alacaklar? Al dur Cezze burada. Dur önce su koy şurada. Kız bana bak, damadı kahvesine tuz koymayı unutma sakın. O kadarını da biliyorum artık Cemre, lütfen ya. Ama bu arada kahvede tuz koyulmaz yani, onu da biliyorum. Aman Nazmiye. Bakalım bir dikişte içebilecek mi? Ay abinin var ya, bir dikişte içmişti canım benim. Ya. Ben abine biber de koymuştum. Ne? Koyalım mı? Hayır. Kayseri'den hayır, yeni geldi. Hayır, çok acı. Hayır, tamam tuz yeter. Oğlumuz ne işte iştigal ediyorlar? Yani ne iş yaparlar efendim? Astronot. Astronot. Kendi işi mi? Yani gemi kendine mi ait? Ya Namze, sen bunun avukat olduğunu bilmiyor musun? Avukat ama bunun bir patronu var. O da onu dükkanda çırak olarak çalıştırıyor. İyi, iyi. Ben ne iş olsa yapan insanları çok severim. O insanlar sevatkar olurlar falan. Dudaşı sıkar, ekmeğini çıkartırlar yani. İyidir, ben severim. Üç kuruşa çalıştırsan daha da çok sevinirsin, değil mi? Efendim? Ay Osman, ne olur yapma. Bırak şimdi Allah aşkına. Bak şu iş bir bitsin, ne olur sus. Tamam, sustum. Tamam. Ay, kızımız da pek güzel. Maşallah. Sağ ol. Pek daha Marat. Eline sağlık. Hangisi benim kızım? Bu. Bu mu? Sağ olasın, teşekkür ederim. Gaybe acı mı geldi? He? Biraz efendim. Olur oğlum, hayat böyle işte. Hayat böyle bir şey yani. Tatlı başlar, bir anda acı olur. Evet. Gelelim sadede. Uzun lafın kısası makbuldür. Misafir 10 kısmetle gelir, birini yer, 9'unu bırakır. Yani şimdi... Misafirliğin kısa olanı... Makbul. Evet, o şekilde olması lazım zaten. Yani kısa lafımız buysa Osman Beyciğim, yani uzunluğunu çok merak ettim ne kadar olacağını. Sebebi ziyaretimiz malum. Gençler birbirlerini sevmişler, kendi aralarında anlaşmışlar. Biz de büyükler olarak onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Allah'ın emri, peygamberimizin... kavliyle biz de kızınız Aylin'i, oğlumuz... Büra'ya istiyoruz. Evet. Şimdi Allah'ın emri, peygamberin kabiliyle istediğimize göre artık sizden cevap bekliyoruz.